Çok sayıda Trabzonspor taraftarı var. Bir meslektaşımız da var Bartın'dan. Bu karşılaşmayı takip etmek için ta Bartın'dan geldiler. Hemen alacağım onu da canlı yayına. Hoş geldin, seni tanıyalım hemen. Hoş bulduk, Kerim Akkaya ben. Bartın'da basın yayın personel olarak bireysel devam ediyoruz. Hasta bir Trabzonsporlusun. Tabii. Nasıl bir maç izledin? Sezonun açılış maçları genelde zor geçer, stresli geçer. Bugün de o stres, biraz daha seni yanıma alayım. O stres bugün tribünlerde de hissedildi ama sonuçta galibiyetle başlamak çok önemli lige. Nasıl bir maç izledin? Ya ilk maçlar zaten böyle. Her maç deplasmanda olsa, burası da olsa her maçta stresli olur ilk yarı. Yani ilk maçlar. Ama ilk yarı güzeldi aslında. Yani tempo da güzeldi. Gayretler iyiydi. Fakat ikinci yarı tabii nem de var yüksek bir şekilde. Tabii ilk maç daha tempolar oturmamış anlaşılan. Ümit ediyoruz, olacağına ümit ediyoruz. Sence bugün sahanın Trabzonspor açısından fark yaratan oyuncusu kimdi? Tabii gol attığı için söylemiyorum ama Denspil çok iyiydi. Ama çok önemli. 2-3 hata da yani, yaptı, pahalıya da mal olabilirdi. Ama evet. Yani bayağı da güçlü gördüm. Yani fiziken de müdahale olarak da hata da olabilir ama iyiydi yani. Bugün ben onu çok beğendim. Takımın genel performans bakımından, kondisyon bakımından... Tabii beklentilerimizi karşılamadı. Yani bizim beklentilerimiz biliyorsunuz hocamız ne dedi? Önde baskı olacak. Tempolu bir futbol oynayacaklar. O da herhalde zaman içinde olacak ama bekliyoruz. O yoktu. O daha gelmedi. Bu beklentilerimizi karşılamıyor hala. Şimdi seni Bartın'dan da izliyorlardır büyük olasılıkla. Oraya da bir selam yollayalım. Herkese teşekkür ederim. Bartın'daki arkadaşlara, Trabzonsporlu taraftar Bartın'da çok. Çok, evet. O yüzden herkese buradan selam. Arkadaşlara, dostlara, Trabzonsporlulara öncelikle. Çok çok teşekkür edelim. İyi akşamlar dileyelim. Evet. Bir meslektaşımız Bartın'dan bizlerle birlikteydi. Taraftarlarla devam edeceğiz röportajlarımıza. Onları da alacağız. Minik taraftarlar da vardı. Gurbetten çok sayıda bu karşılaşmayı takip etmek için gelen Trabzonspor taraftarları vardı. Merhaba, hoş geldin. İsmim Serhat. Serhat, nereden geliyorsun maça? İzmir'den geliyoruz. İzmir'den. Uğurcan Çakır'ı görmek için geliyoruz özellikle de. Uğurcan Çakır'ı, oğlum için. Uğurcan Çakır'ı hastası. Bunu görmeden gidersek olmaz. Takım otobüsü o tarafta. İnşallah. Bir ihtimalle bekleyeceksiniz. Sizi de ben tanıyorum, takip ediyorum. Trabzonspor'a bu takım ilk 7'ye giremez. İlk 6'yı bırak, ilk 7'ye giremez. Transfer şart. 2 kere 2, 4. Sağ bek yok. Sol bek yok. Sağ açık yok, sol açık yok. İyi bir stoper lazım, iyi bir golcü lazım. Viska'nın en önemli, en verimli zamanları sağ bekleri. Başakşehir'de de sağ bekle, sağ beki oynatır, sağ beki oynatır, oynattırır. Yani takım ya bu şekilde biraz gidemez yani. Öyle sen mi? Yaptığın yorumdan anladım, çok beğendiğimi 90 dakika olmadı. Zaman zaman kısmı iyiydik ama bir Beşiktaş'a, bir Fenerbahçe'ye karşı takım çok perişan eder bizi. Düşüncen o şekilde. O şekilde, evet. Seni de tanıyalım hemen. Gel bakalım. Salih. Evet. Tam bir Uğurcan Çakır hayranı mısın? Evet. Onu görünce, izlerken ne hissediyorsun? Çok güzel bir kaleci, muhteşem bir kaleci. Onun yerinde olmak isterdim. Sen futbol oynuyor musun? Evet. Mevki? Sol kanat. Sol kanatta oynuyorsun. Sol açık. Ama kaleciye dönecekmiş kaleci. Göztepe'de mi oynuyorsun? Altyapısında mı? Hayır. Minikler daha şey, akademi. Ha, akademidesin. Göztepe akademidesin. Seni şimdi İzmir'den izliyorlardır. Neler? Bir mesaj yollayalım, bir selam yollayalım İzmir'e. Selam söyle arkadaşlarına. Peki buradan İzmir'den Murat hocama, arkadaşlarıma selamlar. Ben de, ben de. Heyecan, çok heyecanlandı ama gerçekten. Uğurcan Çakır. Sabah akşam YouTube'da Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakalım, seni de tanıyalım hemen. Benim Galatasaraylıdır. Benim ismim Yasin Kantaroğlu. Yasin, artık Trabzonsporlu oldun. Yok, hayır. Olmadın mı? Ben hala Galatasaraylı. Sadece ama tamam, o senin özgürlüğün. Ama iyi bir futbol sever. Bugün Trabzonspor'un stadında maçı izledin. Neler hissettin? Anlat. Yani son dakikalarda ilk bir geriye düştük. Yani defansa düştük. Ama kalecimiz Uğurcan sayesinde böyle bir tehlikeyi kurtardık. Tehlikeyi kurtardık diyorsun. Çok teşekkür ederim. Seni de tanıyalım. Züleyha ismim. Züleyha, nasıl bir maç izledin? Vallahi ben zaten Trabzon'u sevdiğim için her maçını da seviyorum. Güzel bir maçtı. Biz futbolcu değil, armayı seviyoruz değil mi kızım? Yani. Evet, mesaj bu şekildeydi. Çok çok teşekkür ederim sizlere. İyi akşamlar dileyelim. Röportajlarımız devam edecek. Çok sayıda, dediğim gibi, taraftarlar da oynanan futbol. Evet, devam ediyoruz. Buyurun.
Hoş geldiniz. Tanıyalım hemen sizi. Ben İbrahim Yurttaş. Çankırılıyım. Çankırı'dan geliyorsun. Paris'te yaşıyorum. Süper. Ölümüne Trabzonsporluyum. Nasıl bir maç izledin bugün abi? Fena değildi. Yani ilk maçımız normal karşılamak lazım. İnşallah ileride iyi olacak. Tabii sezonun açılış maçlarının yani, her zaman tempoları sıkıntılı ve evet, zordur. Evet, her takım sonuçta 3 puan için doğrudur, sahaya çıkıp mücadele ediyor. Evet. İlk 45 dakikada biraz daha iyi bir futbol vardı ama dakikalar geçtikten sonra tempo anlamında da zaman zaman oyunda kopmalar da yaşandı iki takım adına. Doğru. Ama sonuçta kazanan Trabzonspor oldu. Önemli olan 3 puanı da ilk maçımız. Havada nem biliyorsun çok sıcaktı. Futbolculara teşekkür etmek lazım. İlerisini inşallah iyi oluruz. Bugün takımda beğendiğin kimdi? Takımda beğendiğim tam böyle dört dörtlük beğendiğim değil de normaldi yani. Normal. Herkesi genel anlamda beğendim diyorsun. Beğendiğimi söylerim. Var mı Çankırı'ya bir selam, mesaj? Çankırı'ya çok selam. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ederim. Daha iyi maçlarda seneye görüşürüz inşallah. İnşallah çok diyelim. Çok memnun oldum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Fransa'dan Çankırılı fanatik bir Trabzonspor taraftarı İbrahim abi. Paris'e de Fransa'ya da özür dileyelim. Fransa'ya da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Röportaj için alalım. Taraftarlarımızı da onları da canlı yayında konuk edelim. Her zaman biz burada basın mensupları olarak da zaten röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Onlar belki de yılda bir kere bir veya iki maça iştirak edebiliyorlar. Ve farkındaysanız da daha Trabzonlu'ya denk gelmedik. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz maça? Şimdi ben Fransa'dan geldim. Ben de tam onun anonsunu yaptım. Senede bir veya iki maça geliyor gurbetçiler. Aynen öyle. Bugün bence onlara birazcık ayrıcalık tanıyıp maç yorumunu da onlardan alalım. Biz meslektaşlar olarak zaten her maç sonunda yapıyoruz yorumlar. Evet. Kuzenime tam diyordum ki yani Fransa'dan geldim bir kere maça bu röportajı yapmalıyım. Yani ne güzel. Nasıl bir maç izlediniz bayan bir taraftar olarak? Yani ben erkekler kadar anlamıyorum ama yine de benim için çok güzeldi. En azından kazandık. Onun mutluluğunu yaşadık. Golde neler hissettin? Yani golde biraz kaçırdım o arayı. Hayırdır söylemesi. Ama çok güzeldi. Çocuklarımız mutlu. Hoş geldiniz. İsmin nedir? Çınar. Çınar, boyalar gitmiş yüzde. Gitti. Nasıl maç izledin? Nasıldı? İyiydi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Beğendin mi? Evet. Seni şimdi Fransa'da izliyorlardır. Arkadaşlarım vardır illaki. Öyle aranın en iyi olduklarını bence selam yollayabilirsin. Selam. Selam. Seni de tanıyalım. Nisa. Evet. Nisa maça çıkacakmış şekilde gelmişsin. Şort, ayakkabılar, konç, forma. Evet. Nasıl bir maç izledin? Çok iyiydi. En beğendiğin oyuncu kim Trabzonspor'da? Bakasetas. Bugün nasıldı? İyiydi. İyi miydi? Beğendin mi performansını? Çok çok teşekkür edelim. Siz Fransa'ya bir selam yollamak ister misiniz? Bugün Miruz'daki arkadaşlarıma selam ediyorum. Trabzonspor şampiyon yine. Çok çok teşekkür edelim. Ha beni mi izliyorsun? Gel beraber yapalım. Gel evet. Daha öncesinde de röportaj Trabzonspor'un şampiyonluk maçı yine Antalya Spor'laydı ve biz TS Club'da stadyum içerisinde bulunan TS Club'da yakalamıştım. Bakın üstümüzde mont var. Kışlık montlar var. Hoş geldin. Abi ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Biz seni tanıyoruz ama izleyiciler seni tanımıyorlar. İsmin nedir? Benim adım Hızır abi. Hızır. Hızır gibi yetiştim bugün. Çok Samsun'dan geldi yine maça. Tanrı Yurtuncay abim beni. Samsun'dan geldim. Saat 5:20 geçe Samsun'dan çıktım. Allah ne verse dedim. Öleceksek Trabzonspor'un peşinde ölerim dedim. 10 dakika izleyemedim. Golü de göremedim. Ama bir puan. 3 puan. Bir gol 3 puan. Biraz da heyecan var. Şimdi dönüş yolculuğu da var bu saatten sonra. Ama değdi mi? Değdi. Zaten senin şeylerinde de ben takipteyim. Hızır bizi İstanbul'da Samsun'da misafir edecek bu arada. İnşallah. Onların evine konuk olup inşallah oradan da bir canlı yayın gerçekleşmek abi, isteriz. Sen bana böyle bir şey yaparsan var ya ben ömrü billah yani unutamam bu anı. Ne güzel. Ama bekliyorum dediğim gibi. Tamam Turgay abiyle beraber geleceğiz Samsun tamam. Spor maçına. Tamam, o Hızır bizi misafir edecek zaten, Turgay abi bu arada. Zaten biz oradayız. Zaten statla hemen bizim evimizin karşısında. Dört gözle ikinci yarının Samsun'daki maçını bekliyoruz. Yalnız değil. Çok çok teşekkür ederim. Samsun'a selam var mı? Samsun'a da selamlar. Haftaya Samsun-Fenerbahçe maçı var. Samsun'da buradan canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Samsun'umuz da Fenerbahçe karşısında bir golle üç puanı da alsa bizi mutlu eder. Bir yanımızda kırmızı beyaz, bir yanımız bordo mavi.
kazanan dostluk. Süpersin. Çok çok teşekkürler Hızır. İyi akşamlar, iyi yolculuklar dileyelim. Çok çok teşekkürler. Evet.